Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hep iyi olun. Ben Onur Ünlü. Bana şu sıralar çok fazla gelen bir soru var. Daha önceki Reels'imde de bunu söylemiştim. Intel Iris ekran kartına sahip olan bir laptop Blender veya farklı programlar için alınabilir mi, alınamaz mı, alayım mı gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bunun için öncelikle Monster yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu sorunun cevabını verebilmem için bana Huma H4 modelini göndermeyi kabul ettiler. Ben de bunu biraz gecikmeli de olsa test etme şansı buldum. Güzel testler yaptım. Bu videoda hani böyle bir teknoloji kanalındaki bir formatta bunları anlatmayacağım. Burada benim tamamıyla şahsi deneyimlerim ve çıkarımlarım üzerinden size bu notebook'u tanıtmaya çalışacağım. Şimdi... Bilgisayar bu. Huma iş bilgisayarı olarak tanımlanıyor. Oyun bilgisayarı değil. Neden oyun bilgisayarı değil? Donanımı Monster'ın alışılagelmiş olduğumuz donanımlarından biraz daha farklı. Fiyat olarak evet biraz yüksekçe. Niye? Çünkü biraz daha prestij serisi bir cihaz olmuş. Bu bilgisayar hem görsel olarak hem de kullanım amacı olarak bizim alışılageldiğimizden biraz daha farklı. Aslında aynı segmentteki Apple'ın MacBook Air serisine benziyor. Fiziksel olarak da benziyor, kapasite olarak da benziyor. Çok fazla multimedya programlarına değinmeden önce ilk başta gelin oyundan bahsedelim. Blender'ı en sona saklıyorum haklı sebeplerden dolayı. Şimdi görsel olarak çok güzel. Ağırlık olarak neredeyse bir tablet ağırlığında, yani bir 10 inçlik bir tableti elinize aldığınız zaman ne hissediyorsanız ağırlık olarak bunu hissediyorsunuz. Gövde alüminyum yapılmış, bu yüzden soğuma ile veya ısınma ile ilgili çok bir problem yaşamıyor. Aynı Apple'larda olduğu gibi. Ekran çözünürlüğü, ekran parlaklığı, kontrastı bence çok yeterli, çok hoşuma gitti. Ve hatta şunu söyleyeyim. Benim annem standart bir anne değil, sürekli bir eğitimci ve sürekli hala daha bir yerlerde eğitimler veriyor, sunumlar hazırlıyor vesaire. O gördüğü zaman bu laptopa bayıldı ve ben bunu istiyorum dedi. Artık ileriki zamanlarda kendisine bir tane satın almak zorunda kalacağım gibi gözüküyor. Bu alette ilk başta oyun olarak neler yaptık? Şimdi oyunları benim oğlum Kaan test etti. Açıkçası ben o konuda çok iyi değilim. Oyunlarda GTA 5, Fortnite ve Fall Guys denedik. Daha doğrusu oğlum denedi, ben denemedim. Orta ve yüksek ayarlarda yaptığımız testlerde GTA 5 30-40 arası FPS aldı. Fortnite 40-50 FPS aldı. Fall Guys da 30-20 FPS arasında görüntü alabildi. Yani baktığınız zaman üst ayarlarda, yüksek ayarlarda bile aslında bu makine oyun performansında akıcı bir deneyim sunuyor. Bir 60 FPS'ye çıkmadığı için tabii ki profesyonel bir oyuncu deneyimi sunmasını bekleyemezsiniz ama ayarları düşürdüğünüz zaman 60 FPS civarına çıkabildiğiniz için gayet yeterli bir oyun deneyimi sunmakta. Yani bir tabii ki yine Monster'ın Abra serisindeki performansı bundan beklemeniz hayalcilik olur. Ama bu da Abra'nın veremediği bir takım şeyler veriyor. Şimdi mesela bu alet çerçevesiz bir tasarıma sahip ve çerçevesiz olduğu için de gayet küçük ve kompakt bir cihaz olarak gözüküyor. Bu cihazın ekranı IPS ve bu sayede renk keskinliği gayet iyi. 1920'ye 1200'lük bir çözünürlüğü var. Bu da iyi. Bu ekranda oyun oynamakta aslında küçük olması dışında keyifli. Oyun deneyimini bir yere bırakırsak, bir tarafa bırakırsak gelelim biraz daha bizim multimedya tarafına. İşte Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, After Effects veya DaVinci Resolve gibi programlarda gayet iyi. Yani akıcı bir şekilde çalışıyor. Ha, çok profesyonel bir deneyim sağlıyor mu? Yok, sağlamıyor. Ama gerçekten akıcı. Neye göre akıcı? Şimdi mesela aynı fiyat bandında satılmakta olan Huawei'nin bir modeli var. Yanlış hatırlamıyorsam ya 13 ya 14 inçte AMD işlemci ve AMD'nin Radeon serisi bir APU'su üzerinde test ettiğim zaman orada şu sıkıntıyı yaşamıştık. 1920 yani Full HD videolarda dahi montaja girdiğiniz zaman programlarda kilitlenme ve bilgisayarda kilitlenme gibi problemler yaşıyorlardı. 4K videolarda bile bu cihaz gayet akıcı şekilde montaj ve efekt konusunda hiç sıkıntı yaratmadı bana. Bu noktada gayet beğendim. Şöyle hani ben videograför değilim ama mesela Ozan Sihay gibi birisi yanında taşıyıp bunu sahada kullanması gerektiği zaman hafifliği ve küçük olması yanın avantaj olur ve yüksek hızlı SD kart girişi de Apple'dan farklı olarak olması bunda bir avantaj, çünkü kameradan aldığınız hafıza kartını cihaza takarak gayet rahat bir şekilde bu arkadaşta videolarınızı hemen kopyalayabilir bu arkadaş içine, bilgisayarınızın içine ve ondan sonra kesme, biçme veya izleme, monitör etme gibi işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir diğer artısı Apple'dan farklı olarak 2 tane Type-C var. Bir tanesi bunun Thunderbolt 4 destekli ve böylelikle harici, sadece hard disk değil, harici ekran kartı gibi uygulamalar yapılabiliyor. Aynı zamanda Type-C haricinde 2 tane de USB 3 portu bu aletin üzerinde mevcut ve böylelikle İlla bir dönüştürücü aramanıza gerek yok. Yine HDMI, standart bir HDMI çıkışının olması da büyük bir avantaj. Üzerinde bir network girişi yok. O yüzden tek ihtiyaç duyacağınız şey, eğer ki kablolu bir internet bağlantısı olan bir yerdeyseniz, ki o da pek kalmadı zaten, bu cihaz için herhangi bir şekilde bir dönüştürücü taşıma ihtiyacı duymazsınız. Bence fiyatı hani biraz daha düşük olabilir. Yani bu cihazın 17-18 bandında olması yani olsaydı eğer peynir ekmek gibi satılabilecek bir makine olabilirdi, ama Apple fiyatına da şu an satıldığı için bence biraz yüksek. Bunu da zaten kendilerine ilettim. Bunun fiyatını düşürdüğünüz zaman peynir ekmek gibi satılacak bir model olarak söyledim. Şimdi gelelim 3D tarafına. 3D tarafında arkadaşlar en büyük hayal kırıklığımız o noktada oldu açıkçası. Intel'in X'e ekran kartları maalesef ki One API tarafından desteklenmiyor. Veya daha doğrusu bu işlemciler One API'yi desteklemiyor. Dolayısıyla Blender'da, Cycles'da bu aletler GPU hızlandırmalı render almanız mümkün değil. Ama OpenGL tarafında ve çizim ekranında gayet başarılı, akıcı, rahatlıkla çizim yapabilir, EV ile rahatlıkla render alabilirsiniz. Ama Cycles tarafında iş yapacaksanız aman CPU'ya tabi kalırsınız. CPU'da da tabii ki bir bu incelikteki bir işlemcinin performansı bir Abra serisindeki işlemcilerin performansıyla mukayese edilmiyor. Oldukça yavaş kalıyor. Ben Blender'ın meşhur Classroom sahnesini render etmeye kalktığım zaman 20-25 dakika gibi bir şey sürecekti. Kapattım. Gerek duymadım. Yani zaten o kadar uzun süre bir kare için kimse beklemez bizim sektörde. Durum böyle. Yani bence cihaz alınabilir bir cihaz. Emin olun alınabilir bir cihaz, ama bizim için değil. Yani 3D ile uğraşan birisi için kesinlikle Iris düşünmeyin. Aynı fiyata gidip Monster'ın Abra serisinden bir bilgisayar aldığınız zaman üzerinde RTX ekran kartı olduğu için ve işlemcisi de daha kalın gövdeye göre olduğu ve daha yüksek performans verebildiği için bu aletten çok daha fazla, her ne kadar onlar i5'li gözükse de bundan çok daha yüksek performans alırsınız. Onu da kendilerinden rica ederiz. Onu da göndersinler. Bir karşılıklı olarak test etme imkanı bulabilelim. Onun haricinde dışarıda çalışıyorsanız, yazılımcıysanız, grafik işi yapıyorsanız, müşteri yanına gidip grafik üzerinde çalışma yapmanız gerekiyorsa, videografırsanız, ufak tefek montajlarınızı yapmak için, dışarıda çalışmak için veya sahaya çıktığınız zaman yanınızda bilgisayar olsun, hafif bir bilgisayar olsun diyorsanız, bu çok sağlam şekilde Apple'a alternatif olabilecek bir cihaz. Apple'a göre artıları dediğim gibi, yani sürekli olarak yanında kabloyla bağlanan bir takım dönüştürücüler taşınmanıza gerek yok. Her şey üzerinde takılı. 500 GB'lık 2300 MB bölü saniyeye kadar okuma yapabilen SSD hard diskinin olması da bir avantaj. Gerçekten hızlı transfer yapılabiliyor. Ayrıca M2 portları da gerçekten hızlı çalışıyor. Böylelikle hani SanDisk'in Extreme ya da Sony'nin yüksek hızlı okuma yapan USB hard disklerine de gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir dönüştürücüye ihtiyaç olmadan. Benim deneyimlerim veya benim söyleyeceklerim bu laptopla ilgili olarak burada. Siz de kendi yorumlarınızı aşağıda yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Sorularınızı ise Discord kanalımdan sorabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, bu tip içeriklerin de devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Beni sosyal medya kanallarından da takip etmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.